Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show'da bugün enerji günü. Biyoenerji nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir? Yaşam enerjimizi artırmanın yolları. Kış günlerinde tükenen enerjinizi yerine getirmek için doğal enerji içeceği. İstenmeyen kilolardan kurtulmak için beslenme önerileri az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlere bir güzel bir pazartesi gününde enerjim düştü, çok halsizim, çok kötü hissediyorum diyorsanız sakın bugünü kaçırmayın. Size çok güzel anlatacaklarımız var. Enerjimizi yükseltmek için, daha böyle güçlü güçlü olmak için neler yapmamız gerekiyor onları anlatacağız. Hani sağlıklı bir enerji içeceği nasıl olması lazım? Nasıl bir enerji içeceği içelim? Onlardan bahsedeceğiz. Piyasada biliyorsunuz bir sürü enerji içecekleri var. Ama biz size kendiniz evde yapabileceğiniz, çocuklarınıza dahi içirebileceğiniz, kendiniz içebileceği bir enerji içeceği nasıl yapabiliriz acaba? Onları yapacağız. Serap Hanım bir tane bir enerji içeceği yapacak. Ben de bir tane enerji içeceği yapacağım. Size tattıracağız bakalım. Hanginiz daha enerjik olacaksınız? Şöyle yarı bölümüne benimkini, yarı bölümüne Serap Hanım'ınkini içireceğiz. Sonra birbirimize kavga ettireceğiz. Bakalım hanginiz galip geleceksiniz. Şaka bir tarafa. Çok güzel enerji içeceğimiz var. İki tane birden enerji içeceğin dışında Perşembe günü kalmıştı. Zayıflamayla ilgili mucize bir formülümüz var yine. Hep size böyle değişik formüller anlatıyoruz. Bunları hep deneyerek buluyoruz. Bu da çok güzel. Çok fayda ediyor. Zayıflamanıza çok yardımcı edecek. Çok güzel bir formül hazırladık. İnşallah bunu da size güzelce göstereceğiz. Sabah jimnastiğimizi yaptıktan sonra bunların hepsini ince ince anlatacağız size. Canım kardeşlerim, ayakkabılarımızı veriyoruz yine. Ayakkabıları kazanabilmenin şartı bir kelimemiz var. Kelimeyi bilmek. Kelimenin birinci harfi neymiş? Eskişehir'imizin E'si. Acaba kelimemiz ne? Bilenler hemen bu ayakkabılara sahip olacaklar. Ayakkabılara sahip olabilmek için sadece ve sadece kelimeyi güzel takip etmek gerekiyor. Sevgili kardeşlerim, jimnastik hareketlerimizi yapalım. Enerjimizi tazeleyebilmek için, enerjimizi güçlü hale getirebilmek için sabah jimnastiği şart. Ama ona rağmen enerjim düşük diyorsanız nasıl kazanacaksınız? Neler yapacaksınız? Daha canlı canlı olabilmek için neler yapmanız gerekiyor? Çocuklarınız imtihana girecek. İmtihana girerken anne çok kötüyüm diyorsa sabah ne yapacaksınız onu? Onu hemen nasıl canlandıracaksınız? Onları göstereceğiz. Kendi kendinize biyoenerji nasıl verilir? Ne yapılır? Onları anlatacağız. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı güzel bir pazartesi günü programı hazırladık. İnşallah beraberce yapacağız. Önce sabah jimnastiğimizi yapalım. Bir kendimize gelelim. Her zaman yaptığımız şu enerjimizi tazeleme işini bir yapalım. Ellerimize birbirine sürerek biyoenerjimizi tazeleyelim. Biyoenerjimizi Allah'ın verdiği bize bir enerji. Bizde var bu. Ama onu açığa çıkarabilmek lazım. Ellerimizi birbirine sürttükten sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyacağız. Derin derin nefes alacağız. Her nefes aldıkça bedenimize huzurun, mutluluğun, güzelliğin, iyiliğin dolduğunu hissedeceğiz. Rahatlayacağız, rahatlayacağız, rahatlayacağız. Bütün güzelliklerin, bütün iyiliklerin, bütün huzurun bizim olduğunu hissedeceğiz. Hissedeceğiz, hissedeceğiz, hissedeceğiz. Mutluyuz, mutluyuz, mutluyuz. Sağlıklıyız, sağlıklıyız, sağlıklıyız. Dedikten sonra derin derin nefesleri alıp oksijenleri doldurduktan sonra gelelim boyun hareketlerimize. Gariban boynumuza başlayalım.
Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Sağa. Sola. Sağa. Sola. Boyun kaslarını kuvvetlendirici hareketler. Sağ. Sol. Sağa. Sola. Sağ. Sol. Çok güzel. Şimdi yine boyun kaslarımızı kuvvetlendirici. İyice geriye. İyice öne. Gidebildiği kadar geriye. Öne. Sevgili kardeşlerim, dünyada bir ortopedistin yaptırdığı tek jimnastik hareketleri bu. Lütfen sakın ihmal etmeyiniz. Her gün bu hareketleri muhakkak yapınız. Göreceksiniz vücudunuzun rahatladığını, eklemlerinizin sağlığın olduğunu, eklemlerinizin uzun ömürlü olduğunu göreceksiniz. Lütfen ve lütfen ihmal etmeyiniz. Gelelim hadi şu omuzlarımız, şu kuluçlarımız için olan hareketlere. Çevir, çevir. Çok güzel. Harikasınız, harikasınız, harikasınız. Çok güzel, çok güzel. Tersine, 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 tersine. Tekrar öne, 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 öne. Tekrar geriye, geriye. İyice şöyle, iyice kütürtülerini duyuyorum sırtınızın. Hay yaşa. Bütün omuzlarınızdaki kuluçlardan kurtulmanın çaresidir bu can kardeşlerim. Ellerimizi öne doğru uzatalım. Eklemlerimizin için, omuz eklemi için. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Omuzdan omuzdan şöyle. Harikasınız. Tersine çevirin, tersine çevirin, tersine çevirin. Bir daha tersine çevirin, tersine çevirin. Öbür türlü çevirin, çevirin. Şimdi ellerimiz önde dursun. Biri aşağıda, biri yukarıda. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Yavaştan başlayacağız, artacağız. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Yavaş yavaş, birdenbire zorlamayın. Omuzlarında ağırlar olan hafif hafif yapsınlar. Ama muhakkak yapın, omuz sağlığı açısından çok önemli. Sevgili kardeşlerim, ellerimizi yine uzatalım. Gariban şu parmaklarımıza bir günaydın diyelim. Pençe yapsın, bıraksın. Pençe yapsın, bıraksın. Pençe, bırak. Pençe, önce pençe, sonra yumruk. Önce pençe, sonra yumruk. Pençe, bırak. Pençe, bırak. Şimdi yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Dirsekten kapat, aç. Kapatınız, açınız. Kapatınız, açınız. Kapatınız, açınız. Kapatınız, açınız. Harikasınız. Elleri öne doğru uzatın. Gidebildiği kadar sağa gidelim. Sola gidelim. Sağ, sol, sağ, sola, sağ, sol. Peki sağlar, sollar biraz karıştı. Eller yukarıda. Hadi elmalar, armutlar toplayın. İyice gerile gerile toplayın. Gergin gergin toplayın. İyice, iyice. Mandalinler var, limonlar var. Uzan. Peki eller havadayız şimdi. Eller havadayız. Hep beraber öne eğilelim, nefes verelim. Ver nefes. Geriye giderken nefes al. 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 Şöyle rahatlayın bakalım. Silkinin bakalım. Bütün kötülükleri, bütün huzursuzlukları atalım. Ve en önemli jimnastiğimizi yapalım. Neydi en önemli jimnastiğimiz? Ruhumuzun jimnastiği. Ruhumuz iyi olmadan hiçbir şey iyi olmaz sevgili kardeşlerim. Ruhumuzun iyi olması lazım. Ruhumuzun iyi olması da şükürden geçiyor. O yüzden şükrünüzü sakın ihmal etmeyin. Her zaman, her yerde, daima, bilhassa çocuklarınızın yanında birazcık daha sesli olarak çok şükür, bütün verdiklerine çok şükür, sonsuz şükürler olsun diye muhakkak şükrünüzü yapın. Ve bunu bilhassa çocuklarınıza öğretmenizi istiyorum. Her gece şu 4 soruyu kendinize sorun. Ben bugün kendim için ne yaptım? Ben bugün ailem için, konu komşum için ne yaptım? 3. soru, bugün ben devlet için, millet için ne yaptım? En son soru, beni yaradan yüce Allah'ım için ne yaptım? Her gece bu sorulara bir cevap bulmaya çalışın. Bulduysanız gözünüz aydın, o gününüz çok güzel geçmiştir, çok iyi geçmiştir, çok mutlu geçmiştir. Bu 4 soruya her gece evet demeye çalışın.
Çocuklarınıza da bunu öğretin. Her şeylerin rast gittiğini, her şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz canım kardeşlerim. Hadi bakalım şöyle ellerimizi şöyle yapalım. Kelebek gibi açılacağız. Dirsekleri de birleştirelim. dirsek ha. Birleştik. Kelebek gibi açıl şöyle. Kapan. Aç. Kapat. Açınız. Kapatınız. Açınız. Kapatınız. İyice açılalım. İyice kapatalım. Aç. Kapat. Açıl. Kapat. Açıl. Kapat. Hanım kardeşlerim sırtlarınız için çok önemli. Dirseklerini bir kapatamadım Beyazlı abla ya. Dirsek ha? Ha şimdi oldu. Ha. Peki rahatlayın bakalım rahatlayın. Gelelim kalçamız için, belimiz için, omuzumuz için önemli bir harekete. Ne yapıyoruz? Olduğu yerde çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. 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 Çek, yana aç, getir, bırak. Kalça için, eklem için çok önemli. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çekiniz, yana açınız, getiriniz, bırakınız. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürünü yapalım. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Kalça için, bel için, diz için. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Dedikten sonra gelelim yine dizi ve kalça ilgilendiren çok basit, çok önemli hareket. Ayağı uzattık. İyice kendimize doğru çektik. Olduğu yerde kaldır indir. Diz için, kalça için çok önemli. Çok basit bir şekilde diz ağrılarından kurtulabilirsiniz. Çek, bırak, çek. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Ama ayağı kendimize doğru çekmeniz lazım. Böyle ayak gevşekken yapmanın faydası yok. İyice çekerek yapacaksınız. Çek, bırak, kaldır indir. Öbürünü yapalım. İyice çek, çek kendine doğru. Kaldır indir, kaldır indir, kaldır indir. Diz için çok basit, çok önemli hareket. Kalçaya da çok faydası var, aklınızda olsun. Ama ayağı kendinize doğru çekmeniz lazım. Öyle yaptığınız zaman iyi olur. Harikasınız. Gelelim şimdi ayak bileklerimize. Varislerimiz olmasın, ayaklarımız şişmesin, ayaklarımız morarmasın. Ne yapıyoruz olduğu yerde? Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek, bırak, çek, bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. İyice çek, iyice bırak. Şöyle bir rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın. Şimdi şöyle derin derin nefes alalım. Vücudumuza lazım olan oksijen çok önemli. Bunu da nereden alırız? Havadan. Nasıl alırız? Nefes yoluyla. Burnumuzdan alacağız, ağzımızdan vereceğiz. Hadi yapıyoruz. Verirken iyice içinizde ne var? Boşaltın. Alırken de iyice sonuna kadar alın. İyice boşaltın. Boşalt, boşalt, boşalt. Şimdi iyice burnundan al. Akciğerlerin en ucunu bile boşaltmanız lazım. O yüzden iyice boşaltacaksınız, iyice dolduracaksınız. Bunu sık sık tekrarlayın canım kardeşlerim. Biraz sonra çok güzel enerji içecekleri yapacağız. Güçlendirici, vücudumuzu güçlü tutucu enerji içecekleri yapacağız. Enerji içeceği ama kilo yapmayacak, merak etmeyin. Sadece böyle sizi diri tutacak, enerji yapacak şeyler yapacağız. Ve zayıflama ile ilgili çok özel bir iksirimiz var. İksir diyorum, hakikaten iksir. Deneyin, görün nasıl kilo vermede yardımcı olduğunu şaşıracaksınız. Çok basit, çok kolay, evde kolayca yapabileceğiniz bir şey. Daha anlatacaklarımız var. Enerjinizi güçlendirebilmek için neler yapacağız, onları konuşacağız. Hepsi ne zaman? Reklamlardan sonra, şimdi reklamlara gidiyoruz. Duvar olmaz, bunu yaz bir yere. Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show'da bugün enerji günü. Biyoenerji nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir? Yaşam enerjimizi artırmanın yolları. Kış günlerinde tükenen enerjinizi yerine getirmek için doğal enerji içeceği. İstenmeyen kilolardan kurtulmak için beslenme önerileri az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da.
Sevgili kardeşlerim, enerji güç diye böyle diyoruz ki enerjim düştü, güçsüzüm, halsizim gibi enerjim laflar yok. Ediyoruz. Neden oluyor bu acaba? Nasıl bir şey bu? Enerji ne demek? Enerji ne demek? Ne demek? Yediğimiz yiyeceklerden, besinlerden vücudumuzda oluşan bir enerji dediğimiz güççe enerji diyoruz. Bu enerjimiz çeşit türlü değişebiliyor. Sizin ruh durumunuzla çok ilgili. Ruhunuzdaki sıkıntılarla, stresle çok ilgili. Bu nedenle biz şimdi sizin enerjinizi güçlendirecek, işte piyasada bir sürü içecekler var. Onlardan değil, kendiniz evde yapacağı bir enerjiden içeceklerini için diyoruz. Evet. Bunlar size daha güçlü hale getirecek diyoruz. Ama nasıl güçlü hale getirecek? Hem de kilo aldırmayacak. Hani güçlü hale getirecek de bir de kilo aldırırsa bu sefer ne olacak? İşte ikisi ucunu dengeleyebilmemiz lazım. Biz size nazar böyle... da enerji. Değil tabii. Mi? Nazar da bir enerji. Ver İnsanların bakalım. Nazar nasıl bir şey onu bir karışıyor. Anlatalım. Şuraya bir tahtayı çıkarın. Nazar ne peki? Nazar ne? Serap Hanım bir konu açtı. Nazar ne? Yok o enerjiden kötü dolayı açtım. Kötü göz herhalde. Göz değmesi. Göz değmesi. Yani göz değmesi. Göz değmesi. Başkasının göz. Sen ne kötü diyorsun kötü enerji hocam? Diyebilirim. Bence de kötü enerji. Kötü enerji. Nasıl oluyor peki kötü enerji? Tamam kötü enerji de nasıl oluyor? Bana ne oluyor da oluyor? Hasetlikten, fesatlıktan mı oluyor? Olur. Başkasını imrenmek. Kıskançlık diyen kim? Kötü ben. Ha, nasıl? Kıskançlık, fesatlık yani o kişi öyle de yani ben niye böyle değilim diye öyle kıskançlıktan. Sadece kıskançlıktan değil ama annenin de çocuğa bazen enerjisini bozuyor, nazara değiyor. Annenin de değiyor. Nasıl oluyor? Bakın kardeşlerim, hepimizin bir doğal bir enerjisi var bedenimizde. Buna aura diyoruz. Bakın şimdi onu gösterelim. Şöyle bir bedenimiz var. Bedenimizi bu kabul edelim. Feridun Bey, bedenimizi o kabul edelim de ya ben annenin çocuğuna da enerjisi, kötü enerjisinin geldiğine inanmıyorum ya. Böyle bir şey var mıdır acaba? Sizin bir auranız var. Buna enerji... ...nizin etrafında böyle bir maskeniz var. Karşı taraftaki kişi size çok böyle özenerek baktığı zaman... ...bazılarına dediği gibi kötü gözle baktığı zaman... ...sadece kötü göz değil ama... ...böyle imrenerek baktığı zaman... ...ay ne kadar güzel dediği zaman size bazı enerjiler geliyor. Eğer sizin bu aura dediğimiz enerjiniz güçlüyse... ...çarpıyor geri dönüyor. Geri dönüyor. Çarptı... Çarptı, pat diye geri döndü. Çarptı, pat diye geri döndü. Ha, sizin bu aura denilen enerjiniz o gün iyi değilse... ...o zaman geliyor bunu geçiyor... ...ve bedende başlıyor sıkıntı. Bunalırmış gibi oluyorsunuz. Burası dar gelirmiş gibi oluyor. Sıkıntı geliyor. Neden? Bu aura sisteminiz bozuldu çünkü. İşte ne deniyor inananlara göre... Kulebrabbinnasta felak ayetel kürsüleri okuduğunuz zaman ki Kulebrabbinnasta felak da aynen şöyle buyuruyor estağfirullah. Kötü gözlerden, şeytanın şerrinden, şerlik görünen şeylerden yerlerin göklerin yaratısı. Düğümleri üfleyen tükürücü, üfürükçülerin yerlerin göklerin yaratısı Allah'a sığınırım diyor. Evet. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte bu enerjinizi sağlamlaştırıyorsunuz. Kendinize şöyle bir güç geliyor. Felak i̇şte kardeşlerim. Felak dış enerjiye göre okunuyor. Dış enerjiye. Nas da içinizden çıkan kötü enerjiye okunuyor diye biliyorum. Ben o kadar ince bilmiyorum. Anlamında, benim bildiğim felak ve nasları bilhassa çocuklarınızı okumanız. Ve biraz sonra ben size çocuklarınızı okula yollarken ne yapacaksınız onu öğreteceğim size. Eşinizi işine yollarken ne yapacaksınız onu öğreteceğim. Birçok yerde maalesef evin hanımı horul horul uyuyor. Adamcağız kalkıyor. Yoldan da ya bir simit ya bir poğaça alıp dükkanda çayla onu içiyor. Hanım ta 10'da 11'de kalkıyor. Ne olur böyle yapmayınız. Evin direği sizsiniz. Sizin kalkıp hem çocuğunuza hem kocanıza giderken sarılmanız daha önemli ama sarılmıyorsanız bile Allah'a emanet ol diye... Sarılmanız çok önemli ama sarılmıyorsanız bile
sağ elinizle sırtına birazcık enerji vermeniz çok önemli. Allah'a emanet ol demeniz çok önemli. Ona hem moral gücü verecektir hem de onun aurası denilen işte bu koruyucu kalkan enerjisini güçlendireceksiniz. Evet. Sevgili İşin kardeşlerim. İşin gücün rast gitsin hayatım. Aynen öyle. İşin gücün rast gitsin hayatım. Seni çok seviyorum. Aynen öyle. Akşam görüşürüz. Çok doğru. Evet, çok doğru. Değil mi? Akşam görüşürüz. Çok doğru. Tatlı dil güler yüz. Bakın böyle işte. Sarıldığınız zaman hani Anadolu'da. Durun bir. Bana bugün sarılmasın mı? Bir dakika Serap Hanım. Dur ya. Böyle durayım diyorum. Sen bir dakika dur. Ben sana sarılayım. Bir şey göstereceğim bir dur. Hani Anadolu'da sarıldığında böyle böyle yaparsınız ya da böyle sırtınızı sıvazlarsınız. İnanın o işte enerjiyi vermek için yapılıyor. Bak enerjiden nasıl fırladı gitti. Serap Hanım'dan aldığımız enerjiden fırladı. Şaka bir tarafa, şaka bir tarafa. Gerçekten bu birbirlerinize içten sarılmak, içten o sırtınızı sıvazlamak çok farklı bir enerji verme şekli kardeşlerim. İşte bunu sağlayabilmek evde çok önemli. Biyoenerji denilen size Allah'ın verdiği bir enerji var. Sizde var. İşte bu. Bu bazılarında şöyle oluyor. Bazılarında bu kadar oluyor. Bak gösteriyorum. Bu kadar oluyor. Bazılarında da bu kadar oluyor. Aura mı Feridun Bey? Aura. Kendi enerjiniz. Kendi enerjiniz. Kendi enerjiniz diyebiliriz. Sizden çıkan enerji. Sizin enerjiniz. Aslında görünmeyen başınızda taşıdığınız bir sürü şey. Bir ışık. İşte bu enerjiyi, ne kadar güçlü yapabilirseniz her şeyler rast gider. O kadar çok nazarda değmiyor. Nazarda değmez. Başkalarına da enerji verebilirsiniz. Evet. Sevdiğiniz kişilere de enerji verebilirsiniz. Mesela bir tane hamile kardeşimiz var. O kadar önemli ki hamilelikte şimdi o yavruya enerji vermek. Mesela bir sandalye ver, Bak laftan lafa geçiyorum da birdenbire kardeşim görünce söyledim. Hamileler ne yapacak onu anlatıyorum. Sonra da siz de nene. Sağ elini devamlı koyacaksın. Sol elini böyle açacaksın. Sol elini niye açıyoruz? Yüce Allah'ın verdiği enerjiyi alıyor. Dünyada olan enerjiyi alıp sol elinizi alıp sağ elinizi buraya geçiyorsunuz. Şey döndüğü gibi. Karnınızı evet. Aynen Mevla Hazreti. Evet. Sağdan alıyorsun. Sola. O şöyle, o yağmur ve toprak meselesi bu şekilde yapılıyor Mevlana'daki farkı. Yok, halktan alıyorsun, hakka mı veriyorsun? Hakka veriyorsun. Şey. Ben şimdi benimkini bir karıştırma da bir anlatayım. Şimdi, ama şöyle yapınca aklım geldi. Sol elimizden giriyor, Allah'ın verdiği evrende olan, dünyada olan enerji sol elimize giriyor. Sağ elimizde yavaş yavaş karnımızı okşarken ona sesleniyoruz. Bak ne kadar güzel, babanda, bende. Ailemiz kardeş varsa kardeşin seni bekliyor. Hadi bak burada güzelce beslen, çabucak büyü. Ondan sonra da hiç telaşlanmadan güzelce hemencecik dışarıya çık. Sakın içeride sallanma. Bak sana güzellikler veriyoruz. Şaka söylemiyorum. Şaka söylemiyorum. Çok doğru bir şey söylüyorum. Çocukların dışarıya çıkışında sıkıntı olduğu zaman bir sürü şeyler oluyor. Serap Hanım'a biz bu uygulamayı yaptık. Kadın doğumcu arkadaşımın söylediği şey şuydu. Ya abi ne yaptın Serap Hanım'a? Çok özür dilerim. Ay. Tükürür gibi doğurdu. Bir anda çıktı hemen oldu. Neden onu günlerce, haftalarca devamlı o hem enerjiyi verip... Ve hiç ağrısız, hem de içeride, sıcısız, evet, acısız. Allah çocukla konuşma meselesi. Böyle bir doğum yaptın. Yani hakikaten böyle gerçekten bir doğum yani, olmaz yani. 15 dakika içinde. İlk doğum olmasına vardı, rağmen. Hastaneye girdim. 6'da doğum oldu, evet. Bitti yani. 15 dakika içinde. Bana doktor nasip olsun. Sabah dedi ki ya bende bir tuhaflık var. Daha birkaç gün daha var Sudan'ın şeyine. Bende bir tuhaflık var dedi. İyi dedim, aldım. Doktor arkadaşımız var. İlknur Hanım, çok selam söylüyoruz kendisine. Saygılarımızı gönderiyoruz. Telefon ettik ya İlknur, bir tuhaflık var. Abi dedi yolla da ben bir bakayım. Daha günü var ama yine de sen bir yolla da bakayım. Peki beraber arabayla çıktık. Ben onu İlknur Hanım çalıştığı yere bıraktım. Ben kendim eşime gittim. Biraz sonra İlknur Hanım aradı. Ya abi dedi... Başlamış galiba dedi, hafif dedi şey açılma olmuş dedi. Biz dedi hastaneye geçelim, sen dedi sonra gelirsin, daha zaman var nasıl? İyi peki biz işimize devam ettik, hiç şey yapmıyoruz. Arada bir soruyoruz nasıl, daha iyi filan pişmeken derken bir haber geldi. Abi dedi biz doğuma giriyoruz, yapma ya nasıl? Giriyoruz ama dedi sen gene telaşlama, sen işini gücünü hallet dedi, biz giriyoruz. İyice açıldı ama sen devam et. İyi peki. Ben hasta bakıyor, orada hastanelerde işte görüyorsun. Tek başıma doğum yaptım yani. Geldi bana diyor ki
Bitsin ya. Bitsin. Evet hadi tamam. Anlatıyorum en tamam güzel. Sonra. Ondan sonra ben... Ya açıldı falan diyorsun. Evet oraları geçelim. Evet onlar. O yüzden ben toparlayayım dedim bir an önce. Ya ben bir yaşadığımı anlatayım da ne güzel anlatacağım. Sonra Serap Hanım'a ben aradım soruyorum. Tamam abi diyor biz şimdi gireceğiz falan. Ben de işim gücüm yaparken neyse işim gücüm bitirdim. Allah Allah dedim bunlardan da hiç haber gelmedi ama neyse artık bitti. Ben de gideyim uğrayayım dedim. Gittim hastaneye doğru gittim. Bir baktım yatağın içine bu oturuyor böyle. Serap Hanım. Allah Allah dedim ne oluyor filan. Ne ya hiç acı macı da çekmiyor bu nasıl şey değil mi? Bizim öğrendiğimiz bir ağır yatağın içinde oturan bir kadın böyle. Ne yaptın dedim. İyiyim. Kenarda bir baktım birisi daha duruyor orada. Doğurmuş bitirmiş. O sırada doktor hanım geldi. Ya dedi abi olmaz bir şey dedi. Bu kadına ne yaptıysan tükür gibi doğurdu geldi başımıza dedi. Hemen dedi içeriye almayla dedi doğum hemen oldu. Masanın üstüne koydu. Fakat doğum telaşına bakın. Doğumdan sonra bir telaş oluyor. İyi dinleyin burayı. Beni bekliyormuş. Hemen dedi ki ya dedi Feridun her şey çok güzel ama dedi ayaklarını bir say dedi. Altı tane parmağı var dedi. Altı parmağı var dedi. Evet Tekin de altı parmağı. Ama o hormonlardan i̇şte herhalde. İşte söylüyorum doğum sonrasında bir de evet, annede böyle annede bir evet, hormon şey, hormonlara var. Bağlı bir değişiklik İniyor, de oluyor. İniyor çıkıyor ya o yüzden bir ben garip. Ben telaşlarına telaşım. Ben onu ameliyat yaparım. O kadar önemli değil ha, dedim ama. Tek parmağını keserim diyor. Hemen ben de paldır küldür baktım. Sayıyorum beş. Kız ne zaman gördün dedim altıyı. Ya dedi öyle mi? Neyse öyle bir anımız da var. Ya bir gün önce öyle bir rüya görmüştüm Feridun Bey. O rüyayla gerçeği mi karıştırdım? Neyse kardeşlerim söylemek istediğim şuydu. Hamile kardeşlerimize söylüyoruz. Laf bir tarafa. Hamile kardeşlerimize söylüyoruz. Çocuğunuzu doğurmadan önce kendisine bu enerji verme işi çok önemlidir. Ve çocukla konuşmak çok önemlidir. Ona güzel sözler söylemek çok önemlidir. Ona güzel müzik dinletmek çok önemlidir. Acılı baharatlı müzikler çok iyi gelmez. Acılı. Güzel sözlü müzikler iyi gelir. Güzel sözlü müzikler iyi gelir. Arabeskin de güzeli olsun biraz daha. Hani kavuşsunlar birbirine. Kaybolmasınlar, ölmesinler. Kavuştuk, karşılaştık desinler. Birbirimizi sevdik desinler. Öyle şeyler söylemek çok önemli. Ve hiç orada beklemiyorsun. Bir an önce dışarıya çıkıyorsun, mesajını vermek çok önemli. İnanın sizi duyuyor. Sizin kavganızda, üzüntünüzde, sıkıntınızda çok önemli. Ya şimdi hamilelerden, açlık işi hamilelerden devam ederken çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Yeni bir trafik kazası ve trafik kazasında bir bebek öldü. Nasıl öldü? Anne önde oturuyor. Kucağında bebek, emniyet kemeri de takılı. Emniyet kemeri de takılı. Ama ne sıkıntı var? Ne sıkıntı var? Maalesef kardeşim yeni arabalarda airbag denen bir sistem var. Bu airbag denen sistem yani bir hava balon çıkıyor orada. Puf diye geliyor. Sizin hem yüzünüzü hem karnınızı. Ama bebek burada ya. Çocuk burada kalıyor. Anne de o airbag'den kurtulamıyor. Hafif baygınlık geçir gibi oluyor. Birileri gelip çıkarana kadar çocuk kucağında o balon sıkıştırdığı için boğularak öldü. Şimdi bir görüntülerimiz var. Görelim. Ondan sonra başka şeyler de söyleyeceğim. Enerjiye devam edeceğim. Çok önemli enerji içecekler yapacağız ama buna parmak basıyorum. Evet, bu hafta sonu enerji içeceği yapacağız. Bu hafta sonu bu böyle önemli. Bir küçük bir çocuğun vefatı oldu. Anne babası sağ ama çocuk vefat etti. Neden oldu? Şimdi seyredin ondan sonra konuşacağız.
Evet, araba kullanırken her an her dakika kaza bizim için. Acaba işte bu kazalarda emniyet kemeri ne sağlıyor ne sağlamıyor bize, bir onu görelim. Bir de bu airbagler ne sağlıyor, yani havalı bir balon çıkıyor orada, o ne sağlıyor onu görelim. Ondan sonra tekrar konuşacağız. Bir çarpışma anında kucağınızdaki çocuğu tutmanız mümkün değildir. Bu, saatte 45 kilometre süratle duvara çarpan bir otomobilin içi. Bunu da ısrarlarına dayanamayıp önde oturttuğunuz çocuğun durumu olarak kabul edin. Sürat yine aynı, 45 kilometre. Bu da çok tatsız bir görüntü. Bebek arka koltukta da olsa aynı şey olacaktı. Bir otomobilin içinde seyahat eden herkes emniyet kemeri takmalıdır. Yetişkinler için de, çocuklar için de bu böyledir. Düşük süratlerde bile olsa, çarpışma sırasında ortaya çıkan enerji inanılmazdır. İnsan kas ve kemik yapısının buna direnmesi mümkün değildir. Otomobilin içinde herkes doğru yerde oturmalıdır. Ölümcül kazaların %30'unun düşük süratlerde ya da yakın mesafelerde meydana geldiği unutulmamalıdır. İşte kardeşlerim, gördünüz, 45 kilometre diyor. Yani çok yavaş. Ama o yavaşta bile gördünüz ne kadar süratle fırlıyorsunuz. Değişik bir enerji ortaya çıkıyor çünkü. Ama burada benim bu hafta sonu yaşadığımız olayda çocuk kucağında o balon patlıyor. Balon sıkıştırdığı için çocuk nefes alamıyor. Kendisi kurtarıyor kendini. Balon çünkü önde oturan insana göre yapılmış. O zaman çocuklu anneler kesinlikle ve kesinlikle arkada oturacaklar. Arkada oturanlar da emniyet kemeri takacaklar. Bunu unutmayınız. Çocuğunuz arkada uyuyor. Muhakkak emniyet kemeri takacaksınız. Siz arkadasınız. Muhakkak emniyet kemeri takacaksınız. Çünkü öne doğru fırlıyorlar. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi nazar demiştik. Nazar, sizin bir enerjiniz var. Bu enerjinize gelip böyle bir çarpma sonucu dengeniz bozuluyor. Ona bağlı vücudunuzda enerjinizde bozulma oluyor. Peki sabahları dedik ki çocuğunuzu ve eşinizi muhakkak sarılınız. Bilhassa çocuğunuza başının üstünü şöyle okşamanız, ona sarılmanız çok önemli. Annenin verdiği biyoenerji, annenin verdiği enerji çok önemli. Evet, o sakın güvenle ihmal birlikte etmeyiniz. Okula gidiyor. O çok önemli. O güvenle birlikte. Çocuğunuzu muhakkak sarılın, öpün, öyle yollayınız. Hiç değilse başını okşayınız. Bunu muhakkak yapınız. Eşiniz kendiniz bilirsiniz. Eşinize sarılıp öper misiniz? Öper misiniz? Şimdi beyefendi şaşıracak. Mesela diyelim ki iki senedir şey yapmıyor. Bugün şapşup öpüyor, bu hanıma ne oldu da diyebilir. O yüzden siz muhakkak eşinizin de sırtını sıvazlayınız. Eline sırtınızı koyun. Çünkü birbirinize enerji verme denilen bir şey var. Bakın onun nasıl olduğunu bir gösterelim. Lütfen hepiniz şöyle yanınızdakinin sağ elinize, yanınızdakinin başına koyunuz. Sağ elinizi yanınızdakinin başına koyunuz. Herkes koysun. Sol ellerinizi şöyle açınız. Sol ellerimizi açıyoruz. Yanımızdakini başına koyuyoruz. Şöyle, sen de şöyle yap abla. Şimdi dinleyin. Şöyle sakin, sessiz, derin derin şöyle nefes alın, nefes verin. Nefes alın, nefes verin. Sol elinizden güzel bir enerjinin girdiğini, sağ elinizle ona naklettiğinizi düşünün. Sol elinizden giriyor, sağ elinize ona naklediyorsunuz, enerjiyi geçiriyorsunuz. Siz de alanda hissedin, oradan geldiğini, böyle güzel bir enerjinin vücudunuza girdiğini, başınızı rahatlattığını, huzur geldiğini, iyilik geldiğini, güzellik geldiğini hissedin. Güzel güzel, hafif böyle sıcaklık iniyormuş gibi, hafif bir ısı iniyormuş gibi.
Böyle bir huzur gelir, böyle bir iyilik gelir. Hissedin, hissedin. Hissedin. Çok güzel, çok güzel. Şöyle derin derin nefes alın. Çok güzel enerji verdiğinizde yandakine. Ve siz de enerji aldığınızı hissedin. Hissedin, 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 hissedin. Evet. Şimdi soracağız, şimdi soracağız. Soralım bakalım. Ne hissettin abla? Bir rahatlama geldi. Rahatlama geldi. Evet. Sen? Vallahi ben pek bir şey hissetmedim. Pek hissetmedim. Hocam, benim zaten bugün çok güzel bir enerjim vardı. Allah nazardan korusun. Ne kadar güzel. Çok güzel bir enerji var, evet. Sıcaklık. Evet. Böyle içimde bir acayip ılgın bir sıcaklık. Yani. Kardeşlerim, işte bu. Peki ben her gün sabah bir şey yaptırıyorum size. Ellerimizi birbirine sürtüyoruz. Bu sizdeki enerjiyi çoğalttıktan sonra sağ elimizi yapıp sol elimizi göğsümüze koyuyoruz. Neden? Çakra denilen Çin tıbbında inanışlara göre enerji giriş merkezleri var. İşte buradan en önemli tepe enerjimize ve göğüs enerjimize veriyoruz onu. Onu güzelce hissetmeniz lazım. Zaman zaman evde çok yorulduğunuz zaman şöyle 10 tane derin derin bir nefes alınız. Bir taraftan da ellerinizi birbirinize sürtünüz. Böyle 10 tane derin derin nefes alırken ellerinizi birbirinize sürtünüz. Ondan sonra sağ elinizi sola, sol elinizi de göğsünüze, sağ elinizi tepenize derin derin nefes alıp verme bir enerji vermedir. Kendi kendinize bir enerji vermedir. Peki bir de şunu yapınız. Ellerinizi yine birbirine sürtüp tam gözlerinizin olduğu yere bastırmadan bak ellerinizi şöyle tutup şöyle dua eder gibi tutup ellerinizi şöyle tutuyorsunuz. Bu da gözlerinizin olduğu yerden enerjinin girdiğini hissedin. Bu vücudunuzun rahatlamasını, huzur bulmasını, iyilik bulmasını sağlar. Annelerden çok özel bir şey istiyorum. Bütün çocuklarınıza yapmanızı istiyorum. İki eliniz kanda bile olsa çocuğunuz gece uyurken hemen onun başına geliyorsunuz. Sağ elinizi ister değin ister değmeyin. Sağ elinizi böyle tutuyorsunuz çocuk uyurken, sol elinizi boştayken güzelce ona güzel bir enerji verdiğinizi. Ya Rabbi bunu kötülüklerden, belalardan koru. Annesine, babasına, devletine, milletine hayırlı evlatlar ile, senin yolunda ile. Beni bununla imtihan etme. Bunun iyiliğiyle imtihan et, güzelliğine imtihan et. Hastalıklardan, belalardan koru dedikten sonra şöyle yapıyorsunuz. İki elinizi ta ayağın ucundan çıkıp gidip ellerinizi yıkıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. O çocuğunuzun negatif enerjisini alıyorsunuz. Aynen, alıyorsunuz. Kötü enerjisini boşaltıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Peki kendimizdeki kötü enerjiyi nasıl boşaltalım? El yıkamak çok önemli, onu biliyorum. Doğru. Evet. Dua etmek önemli. Dua ettiğiniz dua zaman rahatlarsınız. Dua zaten en güzel enerji. Ama yani. Abdest aldığınız zaman rahatlarsınız, kötü enerjinizi boşaltırsınız. Kulakta enseniz. Bir de o bir leğenimiz olacaktı, onu hazırlayın. Kardeşlerim bazı taşlardan bahsederler, biz de koyduk buraya. Mesela ametist taşının, mesela akik taşının. Bunları bulmak zordur ama şu tuzlar çok önemli. Bu tuzlar ama ne olur bizim ülkemizin tuzu olsun. Başka yerden gelen tuz o yörenin insanın enerjisine göredir. Bakın Yüce Allah herkesin enerjisini yaratmış ama Türkiye'nin tuzunu vermiş zaten. Başka yerlerden gelen o dağın bu dağın değil kendi ülkemizin tuz kitlelerini koyun. Zaman zaman bu tuzları da yıkayınız. Bunlar vücudunuzdaki odalardaki kötü enerjileri alır. Osmanlı padişahlarına dikkat edin. Hep akik taşları takarlar. Göğüslerine takarlar. Bir de başların üstünde, sarıkların üstünde şöyle bir taş olur. Böyle sarıkları vardır Osmanlı padişahlarının. Hepsinin tepesinde bir tuğralar gibi yerde bir taşları vardır. Bakın kocaman şöyle bir sarığı olur. Şurada da kocaman böyle muhakkak bir taş olur. Hatırlıyorsunuz. Evet. Neden olur o taş? Neden olur o taş? Bravo. Gelen, karşıdan gelen kötü gözlü kişinin o taş dikkatini çeksin, o kötü enerjiyi oraya versin diye. Onun kalbine, onun yüzüne vermesin, şapkaya versin diye öyle bir şey yaparlar. Mesela nazar boncuklarında da, nazar boncuklarında da o oluşan şey
oraya dikkat çeksin de kötü enerjiyi verecekse oraya versin diye. Yoksa nazar boncukları size fazla bir şey yapacağı yok. Ya da büyük yüzükler. Büyük yüzükler. Evet. Ama yüzükler biraz teninize değmesi lazım. İyi yüzükçüler zaten öyle taşların arkası açık olur böyle. Enerjinizi oradan dengeler. Açık taşlı tesbihler yaparlar. Neden? Kötü enerjinizi boşalsın diye. Biz de size evde bu taşlar yok bende, şeyler yok. Ne yapacağınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, kocanıza da yapabilirsiniz, çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Akşam eve geldi, şöyle güzel bir leğenin içine ılık bir su doldurunuz. Ilık su doldurunuz. Bunun içine yaklaşık bir çorba kaşığı dolusu kaya tuzu atınız. Doğal tuz. Kötü enerjiyi boşaltmak için ne yapıyoruz onu alır. Doğal kaya tuzu attınız. Bir de bunun içine kocalarınıza sirke. Diyor Feridun Bey, hep çok komiksin Feridun. Gerçekten yıkayacak mıyız önce ayaklarını? Yok. Sonra yıkayın canım Allah'ım. Yıkamayın, yıkayın demedik. Aa. Yıkayın demedik, öyle bir şey demedik. Kocalar da bize yapsın. Neyse, kocalar da size yapsın, tamam. Tamam, yapsın. Evet, al teşekkürler. Ne olur. Ya benim derdim enerjiyi güzelleştirmek. Ha. Koca hanımına yapsın, hanım kocaya yapsın. Herkes birbirine yapsın, tamam. Bir leğeniniz olsun, leğenin içine tuz koyun. Tuzun için bir su koyun, suyun içine tuz koyun. Bir çorba kaşığı da dolu dolu güzel sirke koyun. Ayaklarınızı bunun içine sokun kardeşlerim. Güzelce rahatladığınızı, huzur bulduğunuzu, iyilik olduğunu hissedersiniz. Tabii ki abdest almak da çok önemlidir. Kötü enerjiyi boşaltma ama bu tuz ve sirke olayını sakın ihmal etmeyiniz. Bunu sık sık yapınız. Bu sizin kötü enerjinizi koruyacak bir işlemdir. Aklınızda olsun. Karıştırmaya gerek yok zaten değil mi? Ayaklarınızda karışır. Karışır o zaten. Evet. İmkan olduğu nispette boruları tutun. Su borularını tutun. Öyle su mi? Borularını tutun. Neden? Topraklama yaparsınız. Onu bilmiyorum. Duvarları diyeceğim ama duvarların çoğu plastik olduğu için tutmanızın çok fazla faydası olmuyor. Kireç duvar bulursanız tutun. Taş imkanı olursa taş tabii duvar. Hava soğuk ama çimenlerde dolaşmak, toprakta dolaşmak çok önemli. Çocuklarınıza fazla kızmayın yalın ayak dolaşıyor diye. Zaman zaman o taşlara basmasında yarar var. Banyoda filan taşlara basmasına yarar var. Biz hala enerjimizi boşaltalım. Feridun Bey'le. Hadi bakalım bir enerji içeceği yapalım. Kızımız hep dedi ki bassın taşlara olsun. Giydirme terlik, giydirme terlik. Öyle de büyüdü Sude, öyle terliksiz büyüdü yani. Söyle işte abla. Çocuklarda şey oluyor, bu elektrik çarpma olayı oluyor. Bravo. Mesela şu parklarda, kaydıraflarda ben hiç tutamıyorum. O elektrikli kaymalarda filan o sentetik bir maddeden, yani plastik bir maddeden yapılıyor. Sizin çocuğunuzun giydiği de sentetik. O birbirine sürtünce için sürtünme enerjisini o. Arabalarda da olur böyle. Arabalarda da koltukta otursun, arabadan inerken anahtarı çat diye atar. Ya da bir arkadaşınıza böyle elini uzattığınız zaman çat diye atar. Böyle bir şey yapar. Bu işte fazla elektrik yükleniyorsunuz. O elektrik yüklendiği zaman sizin dengeniz bozuluyor. Siz bir tuhaf hissediyorsunuz. İçiniz sıkılıyor, bunalıyorsunuz. İşte bunlardan korunmanın çaresi zaman zaman toprağa dokunmaktır. Zaman zaman su boruları ama boyasız su borusu olması lazım. Yani üstündeki plastik boyası olmaz. Duvarlara diyeceğiz ama duvarların çoğu plastik boya olduğu için olmaz. Beton kısmen olur, ıslak. Elinizi yıkamak çok önemlidir. Buna olabilir. Bunlar dünyaca sizin ünlü bir şarkıcı var, Madonna, biliyorsunuzdur. Evet. Feridun Bey, onu bir yoga hocası varmış, kendi yoga hocası. Her hafta şöyle saçının telinden ayağının tırnağına kadar kil sürüyormuş bütün vücuduna. Negatif enerji gelmesin, kötülükler gelmesin diye. Çünkü aslında mantıklı, şöyle mantıklı. Kil de bir toprak olduğu için. Kil çok güzel evet, bir enerji. Toprak olduğu için tamamen doğru. Enerjisini çok sıfırlıyormuş. Doğru. Bu şekilde de nazar değmiyor. Şimdi kötü. Kaya tuzlarını hemen söyleyelim. Ablam güzel bir soru sordu. Böyle kaya tuzlarından parçacıkları odanıza koyun. Misafir odanıza, oturma odanıza, yatak odanıza koyun. Yapacağınız şey haftada bir seferde şöyle suyun altına tutuverin. Çok güzel bir şekilde rahatlar. Akik taşlı tesbihlerinizi zaman zaman suyla yıkayın. Şöyle yıkayın. Bu sizin kötü enerjilerinizi alıyor. Ametist taşları vardır mesela. Bu ametist taşları çok önemlidir. Bunları zaman zaman gidip yıkayın. Böyle bir sürü enerjiler vardır. Taşlar vardır. Taşlar da doğrudur. Kötü enerjileri alırlar. Bunları yapabilirsiniz. Ama benim size en büyük tavsiyem evinize girip çıkarken sakın Bismillah demeden girmeyin. Bismillah demeden çıkmayın. Evinize sık sık Ayetül Kürsi'yi,
felakları ve nasları okumayı ihmal etmeyin canım kardeşlerim. Bu okumak önemli. Evet. O size rahatlatıcı, huzur verici, iç bedeninizde enerjisini sağlayan bir şey. Hadi bakalım biz de şimdi piyasada da biliyorsunuz bir sürü enerji içecekleri var. Onları ister yer alsınlar, onları karışmıyoruz. Biz size şimdi doğal, kendimizi kötü hissediyoruz. Enerjimizi nasıl yükseltebileceğiz? Çok basit, evde hazırlayabileceğimiz bir şey yapalım. Evet, enerji bir tane Serap Hanım yapsın, bir tane ben yapayım. Yapın. Yarısına benimkini, yarısına da Serap Hanımkini ikram ederim. Hangimiz güzel oldu soracaksınız. Tamam? Soracak. Soracağız. Soracağız. Biz soracağız. Hangisi iyi oldu? Söyleyecekler bakalım. Başla. Evet, ben bunu spora giderken yapıyordum. Hemen geliyorum. Şöyle burada demledik çünkü çaylarımızı. Tamam. Getireyim. Feridun Bey. Başla dedin, gol attın bana. Nasıl gol attın ya? İşte bunları getirmedim sadece. Küçük bir gol attın. Peki. Şimdi benimki de bir tanesi benim de o. Öyle mi? Benim. Bir tanesi tabii. Senin mi? Tamam. Tabii. Şimdi hemen anlatıyoruz. Süzgeç. Evet, süzgeç. Ben de süzgeç istiyorum. Hemen, ha buradaymış. Çok teşekkür. Sen mi hemen anlatacaksın ben mi? İki, peki sen anlat. Önce tamam, önce ben anlatayım. Sonra ben yapıyorum, o yapıyor. Benimki de bir bomba var. Kimseye söylemedim. Sonradan hazırladım. Acayip enerjik olacak. Bakalım hangimizinki olduğuna karar vereceksiniz. Taraf tutmak yok. Bugün hanımlar çok ama taraf tutmak yok. Hangimizinki beğendiğini söyleyeceksiniz. Hadi buyur. Ha? Aslan ablam benim. Hadi başla, hadi başla. Hadi başlıyorum. Hadi bismillah, hadi tamam, başla. Tamam, hadi bakalım, başlıyorum. Erkekler... Hadi başla, hadi başla. Niye söylemiyorsun? Hanımefendi söylediğini söylüyordu. Buradaki öbür hanımefendinin söylediğini söylemiyorsun. Hadi başla, hadi başla. Hadi başlıyorum, hadi bakalım. Evet, bir bardak yeşil çayımız... Bir tutam yeşil çayı... Bir bardak sıcak suyun içine attık. Bir dakika demledik. Bir dakika demledik, ondan sonra aldık. Bir dakika kaynattık. Kaynattık. Bir dakika demledik, yok, süzüyoruz şimdi. Hiç kaynatmadık. Biz kaynatıyoruz diye. Serap Hanım. Vallahi hiç kaynatmadık. Peki kaynatmadan neyse, yaptın. Kaynatmadan tamam. Yaptık. Sadece sıcak suyun içine koyduk. Tamam, hadi Serap sonra Hanım. Da bekledik. Şöyle bir bardak yeşil çayımız var. Feridun Bey. Bir bardak da biberiyemiz var. Biberiyeyi de aynen. Kaynar suyun tutam, içine bir tutam biberiye attınız. Attık. Attık, demlendi. Bir dakika demledik. İçine bir tatlı kaşığı zencefil koyacağım. Zencefil de çok güzel enerji veriyor. Spora giderken bir tatlı kaşığı zencefil, bir tatlı kaşığı zerdeçal. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirecek. Şöyle karıştırıyorum. Bir adet portakalın suyu. Bir tane kivi suyu. Bunları da böyle hemen makineler var artık. Makineye de gerek yok. Rendeleyin, tülbente sıkı verin hemen çıkıyor. İlla makine şart değil. Hiç önemli değil. Bir tane narın suyu. Bir nar suyu. Yarım da limonun suyunu koyduk. İsterseniz içine tatlandırmak için tarçın da atabilirsiniz. Ve bir de maden suyumuz var. İçine bir de mineraller de olsun diye. Maden suyunu da koyuyorsunuz. Bunu isterseniz... Spor yaptığınız yerde ya da evde de yaparken de tüketebilirsiniz. Yapmadan önce de tüketebilirsiniz. Şöyle bir Türk kahvesi içip üstüne bunu içmenizi tavsiye ederim. Sporunuzu bir saat değil iki saat yapıyorsunuz. Tatlandırmak için de tarçın ve aynı zamanda bal da karıştırabilirsiniz. Tatlandırmak için siz kendinize göre ayarlayın. Ne bileyim balı da ne diyeyim yaptın yani sahte ballar var. Tabii, nasıl dikkat bulsunlar? Edecek. Dikkat edecekler evet. Yaptım. Tamam. Feridun Bey bitti. Şimdi sevgili kardeşlerim benim bombama geliyoruz. Benim bombamda bir şey var. Serap Hanım bundan haberi yok. Bizdeki... Esas enerji içeceği bende. Tamam. Şimdi gösteriyoruz. Ben de aynı şekilde yeşil çaydan yararlanıyoruz. Bir tane yeşil çay yaptık. Bir dakika kaynattık. Bir dakika demledik. Yeşil çayı koyduk. Bir tane daha sürer ver. Şöyle. Evet benimkine devam ediyorum. Yeşil çaydan sonra, yeşil çaydan sonra sevgili kardeşlerim iyi dikkat ediniz. İçine 3 adet karanfil atıyorum ben. Karanfilleri şöyle küçük küçük eziyoruz. Bir daha süzeceğiz yalnız benimkini. 3 adet de karanfil attım. Ondan sonra bunun içine 1 tatlı kaşığı kadar zencefil koydum. Evet. Aynı ondan sonra bunun yaptı, içine bir dakika Serap Hanım bak bomba bir sona geliyor. Evet, evet. Bir adet greyfurt suyu.
bir adet mandalin suyu, bir adet portakal suyu, bir adet nar suyu. Aa, aynaları ya, bir bu kadar bir adet keçi boynuzu, bir fincan Allah. Keçi boynuzu özü. Dur, bombalar geliyor, bombalar. Keçi boynuzu özü koyuyoruz bir fincan kadar daha. Dur, esas bombayı göreceksiniz şimdi. Keçi ne boynuzu... okudum biliyor musunuz? Keçi boynuzu tozu. Yani inanmıyorum, kesinlikle inanmıyorum ama Feridun Bey söyleyeceğim sana. Fazla keçi boynuzu kullanmak da insanda kaygı bozukluğu yapıyormuş. Evham yapıyormuş. Yok insanda. Serap Hanım yapmaz, yapmaz. Fazla enerjiden oluyordur o. Şimdi ne anlattık? Yeşil çay koyduk, zencefil koyduk, greyfurt, mandalina, portakal, nar, karanfil. Bunun içine sevgili kardeşlerim... İki bardak da su koyuyorum ben. Şimdi dinleyin, esas bombayı dinleyin. Serap Hanım'ın kaçırdığı bir şey var. Ne var? Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah Allah. Arının poleni katacağız bunun içine. Hmm. Arı poleni katacağız. Ben de arının balını kattım. Feridun Bey. Ben de arının balını kattım ya. Dur, bitmedi, bitmedi. Bir bomba daha yapıyorum, bir bomba daha yapıyorum. Bal arı, bulmak daha kolay. Arı poleni kattık bunun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar dolu dolu. Arı poleni de bunun içine eriteceğiz. Sevgili kardeşlerim, bir nimet var. Kimse farkında değil. Arı sütü denen bir nimet var. Arı sütü katacağız bunun içine. Arı sütünü yalnız dikkat edeceğiniz şey şudur ki... ...muhakkak böyle soğuk zincirde veriyorsa o doğal arı sütüdür. Bak, arı sütü alacağınız adam size bunu böyle şekilde veriyorsa... Eve gidene kadar buzlukta taşı diyorsa o arı sütü doğru arı sütüdür. İşte bu balın içinde arı sütü var. Olmaz. Siz karıştıracaksınız. Arı sütü apayrı bir şey. Bir de dikkat edeceğiniz bir şey bakın. İçinde böyle yine koruyucular var. Stroforlar var. Koruyucu bu şekilde veriyorsa onun içine muhakkak arı sütünde tahta kaşıkla alacaksınız. Sevgili kardeşlerim yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da arı sütünü bakın böyle macun gibi bir şeydir. İşçi arıların kraliçe arıyı beslemek için yaptığı bir şeydir. Mucize bir şeydir arı sütü. Yeter ki... Kraliçe arının oranı ne kadar işçi arılara göre? Kaç kat daha fazla büyük? Bu da kilo aldırırsa? Dur bir dakika. Ha, kraliçe kilo aldırma. Bu kadar. Kilo aldırmaz. İşçi arılar küçücük. Beni affedin. Kilo aldırmaz, iştah açar. Kilo aldırmaz, iştah açar. Ama iştah açıyor. Benimki açılmaz. Açılmaz. Açılmazsa sağlık işareti ama. En ufak bir nezle grip olduğunda ne oluyor? İştahınız kapanıyor. Buna özellikle dikkat ediniz sevgili kardeşlerim. Pekmez var, polen var, arı sütü var. Ben de sadece bal var. Bir süzgeç daha istiyorum, bir süzgeç daha istiyorum. Getir. Ben de sadece bal var, benim tamam. Çok güzel oldu. Bakalım şimdi seyircilerimize tattıracağız. Nefis oldu. Seyirci, benimkinde arı sütü ve polenler var. Tekrar süzüyoruz. Seyircilerimize ikram edelim bakalım. Benimkini tekrar süzelim. Dur, bir hemen ağır. Ben de tekrar süzmek istiyorum. Şuradan bir kapatayım. Seyircilerimize ikram edelim. Kararı onlar versinler. Ama biraz sonra bomba gibi olduğunu görecekler. Benimkilerle içenler birbirine karışmasın. Şimdi biz seyircilerimize ikram edeceğiz. Bu arada güzel bir Anadolu'dan bir esintiler dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam ediyoruz. Unutursun mihribanım, oğlun kızın olsun hele. Unutursun mihribanım, zaman erir kelep kelep, meyve dalda durmuyor hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Bu delik
otursun mihribanım. Bu deli gönül uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Bu işte tıpkı böylece, unutursun mihribanım. Bu işte tıpkı böylece, unutursun mihribanım. Bugün değil yarın belki, unutursun mihribanım. Hayat böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil kendini de, unutursun mihribanım. Beni değil kendini de, unutursun mihribanım. Enerji içecekten içtiniz mi? İçtiniz mi? İçtiniz. Feridun Kunağı içenler. Serap, Serap. Esen görürsün abla. Esen görürsün. Esen görürsün abla. Serap'ınki harika içiliyor. Gerçi sizinki de çok güzel. Aşk olsun. Abla sen söyle bak. Sen söyle. Ben açık sözlüdürüm. Dur açık sözlüymüş ama. Ne tatlı ne eşki, çok güzel bir tadı var. Kiminki kiminki? Sizinki hocam. Benimki güzelmiş gördün evet, mü? Evet hocam ben sizinkini tatmadığım için sizinki de güzel olabilir canım. Arkadaşımız da ikimiz. Gerçek söylüyorum. Sizinkinden o aldım. Ben de Serap Hanım. Şimdi benimkini bir dakika. Tadına baktık. Benimkini tadanlara... Serap Hanım'kini benimkini ver. Değiştirerek ver. Şimdi bir de öyle yapalım biraz sonra. Tatmışlar işte hepsini. İkimizinkini de tattık. Ama ikisi de çok güzel, süper yani. Ama Serap Hanım'ın gerçek söylüyor. Şimdi mi Serap'a böyle Serap diyordun dedi. Ama Serap Hanım'ın çok güzel. Sizinki de güzel. Yalnız bir şey dikkatinizi çekeceğim. Bir dakika. Şu ablama bir bakın. Kamera bir göster. Tam şöyle dön. Ablam böyle bir kızardı bak, görüyor musun? Neden? Enerji geldi, enerji. Kırmızı bluzdan geçti herhalde. Ha? Sana daha çok geldi. Yok. Şimdi kardeşler. Gerçekten enerji geliyor. Ben spora gitmeden önce, daha önce spor yapıyordum. Tamam. Gitmeden önce bir küçük Türk kahvesi. Bir Türk kahvesi. Gerçekten enerji veriyor. Bir Türk kahvesi. Arkasından da bu içeceği içiyordum. Gerçekten öyle, enerjiniz artıyor. Dışarıdaki enerji içeceklerini falan almayın. 7'den 70'e çocuklarınıza da verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok, hiçbir tehlikesi yok. Gerçekten de enerji veriyor. Zencefil enerji veriyor. Kivi suyu çok güzel enerji veriyor. Şimdi bal da öyle. Şimdi zayıflamayla ilgili o iksirimizi açıklıyoruz. Madem öyle enerji verdik, kilo verdik, zayıflamayla ilgili olayı anlatıyoruz. Ne yapacağımızı anlatıyoruz. İyi dinleyin. Bir kabın içine 3 su bardağı sıcak su koyuyoruz. 3 su bardağı sıcak su koyduk. İyi dinleyiniz bunu. Zayıflama iksiri yapıyoruz. 3 su bardağı sıcak su koyduk. Bunun içine 3 yemek kaşığı siyah çay koyuyoruz. Bildiğimiz siyah çay koyuyoruz. 3 yemek kaşığı. 3. Ondan sonra bunun içine sevgili kardeşlerim, zencefil tozu, zerdeçal tozu koyduk. Birer tatlı kaşığı. Hep bunlar metabolizmayı hızlandıran evet, şeyler. Hanımlar hiç eksik etmeyin. Tarçın koyduk. Zerdeçal. Ve çok önemli bir şey daha söylüyoruz. Mahlep koyuyoruz. Zayıflamada çok birer etkili evet, mahlep. Birer tatlı evet. Kaşığı koyduk. Şimdi bunu sevgili kardeşlerim güzelce şöyle bir kaynatacağız. Hemen bir kaynatalım. Evet. Hani kandil simit evet, yaparken evet, işte mahlep koyarlar. Bir dakika mahlep... kaynatacağız. Bir dakika demleyeceğiz. Ne var? Siyah çay. Zayıflamada çok yalnız etkili mahlep. Yalnız koyacağınız su sıcak su olacak. Yani kaynar su olacak. Hı hı. Hemen kaynar koyacaksınız. Bir dakika kaynatacaksınız. Ne anlatıyoruz bir daha? 3 su bardağı su.
3 çorba kaşığı yeşil çay, siyah çay. 3 çorba kaşığı siyah çay. İçine tarçın koyuyoruz, bir tatlı kaşığı. Zencefil koyuyoruz, zerdeçal koyuyoruz ve mahlep koyuyoruz. Bir daha söyleyeyim. Zencefil, zerdeçal, tarçın, mahlep. Koyduk mu? Koyduk. Evet Feridun Bey. Şimdi yapıyoruz Serap Hanım. Ya ben kapağını kapattım. Bir dakika hemen... kaynattık. Bir dakika demledik. Hızlı yapalım birazcık. Hızlı olsun diye kapağını kapattım. O yüzden o hızlı olmuştur Feridun Bey. Tamam Serap Hanım. Tamam hemen, hadi hemen süzelim. Hemen getiriyoruz şimdi bunu. Biraz güzelce daha... süzeceğiz. Tamam. İstersen evet, şimdi... bununla süzelim. Tamam bravo. Teşekkür ederim. Zayıflama iksiri bu. Göreceksiniz mucize bir şey. Peki ne yapıyoruz bunun içine kardeşlerim? Bunun içine kardeşlerim 2 tane de yoğurt koyuyoruz. Su bardağı. Güzel evde yaptığımız yoğurdu koyuyoruz. Ya yoğurt kesilir mi abla? Süt kesilir. Yoğurt kesilmez. Süt kesilir. Biraz bekleyebilirsin sen, illa şey yapma o zaman. Sıcak sıcak diyorsan sen bekle biraz. Yani sıcak yapmak istemeyenler soğutabilir. Bunu sıcak da içebilirsiniz, soğuk da içebilirsiniz. Kardeşlerim bu bir mucize. Bir mucize, bir iksir. Bunu... Aç karnı. Bravo. Her yemekten önce, her yemekten önce bir fincan kadar içiyorsunuz. İsteyenler bunu suyla içebilirler. İsteyenler bunu çay bardağı içebilirler. Ben yaklaşık şöyle bir bardak ayran kadar gibi içiyorum. Olmuş. Gerçekten yemeklerden Güzel Hanım önce içiyorum. Bir bardak kadar içiyorum. Bir de anlatalım. Hamile çay var, tarçın var, zencefil. Hamilelerin içmesinde de hiçbir mahsur yok bunun. Ama hamilelere zayıflayın demiyoruz biz. Evet. Hamilelere diyet yapın demiyoruz yani biz. Yani hamileler. Şundan da şöyle bir küçük kapta seyircilerime ikram et, bunun da tadını görsünler. Gerçekten çok güzel. Kardeşlerim şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra da kilo vermek için nasıl egzersiz yapmamız gerekir onu göstereceğiz. Kilo vermek için nasıl yapacağız? Yedik ettik ama buralarda tuhaf tuhaf kaldı. Buralar sarktı, böyle böyle sallanıyor. Onu ne yapacağız? Onu göstereceğiz reklamlardan sonra. Şimdi sevgili kardeşlerim, şimdi ayakkabılarımızı verelim. Biraz sonra da enerji içeceklerini içtik, bomba gibi olduk. Vallahi çok olduk, güzel zayıflama egzersizleri yapacağız. Biraz sonra şu göbek çevresini zayıflatmak için ne yapacağız? Biraz sonra göstereceğiz. Hadi şu ayakkabıları veriyoruz. Ondan sonra da çok güzel göbek çevresini zayıflatmak için egzersizler yapacağız. Şu göbek çevresi. Ayakkabılar da enerji için. Feridun Bey, ağzına akik taşlı. Sağlık. Evet. Akik taşı var. Akupunktur. Şöyle kapatalım. Akik taşı var. Akupunktur noktalarına masaj yapan enerjili bir ayakkabı. Yeter ki sahip olun, evet alıyoruz Tokat'tan. Hoş geldin abi. Ha, Ayla Hanım pardon, özür dilerim. Ayla Hanım hoş geldiniz. Sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Neydi şifremiz kardeşim? Enerji. Enerjin bol olsun inşallah can kardeşim. Sağ olun hocam, kaç teşekkür ediyorum. Kaç numara istiyorsun? Benim Alzheimer hastası annem var. 37 numara istiyorum hocam, annem için alıyorum. Annene muazzam iyi gelecek. Annene bir de mıknatıslı taç yollayalım hediye olarak. Onu da başına koy annenin. Hadi Allah'a tamam. emanet olun. Hadi tamam görüşürüz. Tamam hocam, teşekkür Hadi ediyorum. Güle. Evet, bir tane de anne modeli yolladık ona, böyle anne modeli Aynen. yollayacağız. Bir de içine unutmayın mıknatıslı taç da koyacağız. Evet, bir telefon daha alalım. Vahittin Tahpur, Amasya'dan. Abi merhaba. Merhaba efendim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim hocam, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Neydi şifremiz abi? Enerji. Çok güzel. Kaç numara istiyorsun? Hanımız için 38 numara. Aslan abim benim. 38 numara gönderiyoruz. Abi. Efendim abi. Böyle spor model mi, düz model mi? Spor model. Spor model. Allah'a emanet olun. Hürmet ediyoruz. Bütün Amasya'ya selam olsun. Evet, bir telefon daha alalım. Amasya'yı görmeyenler muhakkak tavsiye ediyoruz. Çok eski zamandan beri yerleşim yeri, muazzam bir yer. Muhakkak görmenizi istiyoruz. Evet, Fevziye abla Eskişehir'den. Hemşerim hoş geldin. Hoş bulduk hocam, hoş bulduk. İyiyim Fevziye ablacığım, sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, çok sağ ol. Sen nasılsın hocam? İyiyim canım ablam. Neydi
Şifremiz? Enerji. Eskişehir'e hemşerime torpil geçiyorum, torpil. Kaç numara istiyorsun, kaç numara? 38 hocam, 38. Güle güle kullan, iyi günlerde spor model yolluyorum sana abla. Allah'a emanet ol. Spor. Hadi. Spor. Allah'a emanet olun. Ayakkabıları verdik. Zayıflamak isteyenler çabuk gelin. Egzersiz yapacaklarımız hemen gelin. Ha? Hemen gelin şöyle spor oturun. Ayakkabılar. Hemen gelin. Gel gel gel. Hemen oturun. Hemen oturun. Zayıflamak için egzersiz yapacağız. Zayıflamak için. Oturun oturun oturun. Yok yok olmaz. Hamileye göre de yapacağız. Oturun oturun oturun. Çabuk oturun. Zayıflama egzersizi yapıyoruz. Hadi. Göbek çevresini eritmek için neler yapacağız onu gösteriyoruz. Ben de yapayım. Minder alın hadi. Şöyle minder alın. Minderleri bacaklarınızın arasına koyun. Minderi bacaklarınızın arasına koyun. Yapacağımız şeyi gösteriyoruz. Yapacağımız şeyi gösteriyoruz bir tane minderi. Yapacağımız şeyi gösteriyoruz. Kırlenti, evdeki yataktaki kırlenti, koltuklardaki kırlentileri alıyorsunuz. Bacaklarınızın arasına iyice sıkın. Hamile kardeşim de korkmadan yapabilir. Hiçbir mahsur yok, hiçbir yan etki yok. İyice sıkmaya çalışın. İyice sıkmaya çalışın. Vallahi yastık çıkmış. Kaldır, indir. Kaldır. İndir. Kilo vermek için. Göbek çevresindeki yağları eritmek için, simitleri eritmek için yapıyoruz. Bakın, ellerini dirsekleri de şöyle yapın. Serap Hanım hadi ya. Ya Feride, hava atıyorsun çok şöyle. Kötü ya. Şöyle iyi yaparım, bir böyle şey, yaparım şurada diye. Şurada da mikrofon, hadi. Allah. Sık sık. Abla şöyle, şöyle söyle sıkça. Sık, sık. Ha, ondan yapamadın. Ondan esas ondan değil, bundan yapamadın. Hadi, hadi yapıyoruz, yapıyoruz. Tamam, hadi. Hadi kaldır, indir. Kaldır, indir, kaldır, indir. Ondan sonra yan simitler için dışa götür, içe götür böyle. Sağa, sola, sağa, sola. Harikasınız. Evet, sonra. Sağa, sola, simitler için. Şimdi bak, şimdi burada minder dururken bak karnınız iyice ağrımaya başladı. Beden hocam bile ağrıdı. Hayır, hamile az yapsın ama ya. Bir şey olmaz az ben. Az yapsın. Ya kız burada ben doğrulturuveririm, korkmayın siz, bana bırakın. Şaka şaka. Bakın karnınızda, karnınızda hemen ağrılar hissedeceksiniz ama göreceksiniz, yaptıkça rahatlayacaksınız. Sadece kırlenti iyi sıkmanız lazım. Böyle kuru kuru yapmaktan ziyade kırlenti sıkarak yapmak çok faydalı. Kendinize iyice geriye verebilirsiniz. Bakın şöyle içe dışa, içe dışa. Ondan sonra daire yaptır böyle. Daire yaptır, tersine daire yaptır, tersine daire, içe dışa, daire. Tersine daire. Yoruluyoruz evet. Evet. Sevgili kardeşlerim, yarın size söz veriyorum. Bu hareketlerle başlayacağım. Kilo vermek için, bu göbek çevrenizi eritmek için, bu kollarınız için neler yapmamız gerektiğini maalesef sona kaldık. Sona kalan dona kalır hesabı yapamadık güzelce. Hemen kapatıyorum. Yarın sabah ilk defa bu hareketleri güzelce öğreteceğim. Kilo vermeyle ilgili neler yapacağız gerektiğini söyleyeceğim. Kalkmayın kalkmayın, oturun, yanınıza geliyorum. Hep beraber kapatalım, bağıracağız şimdi. Hep beraber söylüyoruz. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Kanal 7'de kalın. Kanal 7'de kalın. Hoşça kalın.